Şimdi siyasetin içinde konuşacağım bir başka isim. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar. Şimdi kendisi acaba öncesinde de siyasete girer mi, girmez mi? İşte AK Parti'de herhangi bir pozisyona gelir mi? Genel başkanlık bile konuşuldu şu ana kadar. Şimdi kendisine sorulmuş siyasete girip girmeyeceği konusu. O da demiş ki mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok. Ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız demiş. Ne diyorsunuz Mehmet Acet? Bu siyasete girerim olarak anlayacağımız bir yanıt değil mi? Şimdi tabii daha önce de benzer bir açıklama yapmıştı Selçuk Bey. Burada biraz daha meramını daha iyi ben anlattığımı düşünüyorum. Şöyle yani bütün gecesini gündüzünü bu işe adamış, yaptığı işe odaklanmış bir isim Selçuk Bayraktar. İşte savunma sanayinde neler yaptığını da herkes, bütün dünya görüyor. Yani Fukuyama bile çıktı. Bu dedi yeni bir dönemdir dedi dünya için. Şimdi bu açıklamalarında baktığımız zaman yani siyasete girme arzusundan ziyade bu yürütmekte olduğu, içinde bulunduğu savunma sanayi ile ilgili bu sürecin bu şekilde akamete uğramadan takoz ifadesini kullanıyor. Bir ara bir başka programda bu daha iyi anlaşılsın diye hani deyim yerindeyse insanların gözünün içine sokarcasına aldı bir takozu, gitti bir SİHA'nın tekerinin önüne koydu. İşte dedi kastettiğim budur dedi. Şimdi burada tabii siyasi irade olmadan bu işler yürümez. Siyasi irade güçlü, siyasi irade olduğu için Türkiye bu konularda bu mesafeyi kat etti. Selçuk Bey de bunu söylüyor. Eğer bu savunma sanayi, bu yürüttüğümüz işler birileri gelip takoz olma, böyle bir şey karşımıza çıkarsa ve buna karşı mücadele siyaset üstünden verilirse, verilecekse, verilmesi gerekirse ben orada varım diyor dediğini ben bu şekilde anladım. Çünkü böyle bir hayali olmadığını da söylemiş sonunda. Hiçbir zaman siyasette olayım, ülkenin cumhurbaşkanı olayım gibi bir hayalim olmadı. Böyle bir durum olursa girerim diyor. Diyor. Yani şunu tekrar edeyim. Yani Selçuk Bayraktar gecesiyle gündüzüyle işte mesela o aynı programda dün akşam bu TB3 ile ilgili şu anda Amerika, İsrail, Türkiye üçlü bir yarış. Bakalım hangisi, hangimiz ipi göğüsleyeceğiz diyor. Yani bu dikey bir şekilde işte bu Anadolu gemisine de ona göre tasarlandı. İniş kalkış yapabilecek ilk SİHA olacak dünyada TB3. Bununla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Bunun işaretlerini de verdi. Yani şu anda aslında bütün odaklanması, bütün hedefi, bütün mesaisini yaptığı işe harcayan bir isim şu anda Selçuk Bayraktar. Ve bu endişeyi de daha önce de çeşitli vesilelerle dile getirdi. Bu yürüyen savunma sanayindeki bu motivasyonu, bu ilerlemeyi engelleyecek, sabote edecek bir takım gelişmeler, bundan duyduğu endişeleri beyan ediyor. Ve siyasete katılma şartının da bir anlamda eğer benim şu anda yaptığım işe mani olacak, sabote edecek bir ortam olursa ben çıkar siyaseten de bunun mücadelesini veririm gibi bir yaklaşım ben burada görüyorum Selçuk Bey'in bu sözlerinde. Peki Levent.